Herkese merhaba. Bugün 12 Eylül Pazartesi. Bugün birlikte Phantom'un teknik görünümü konuşacağız. Ama öncesinde izninizle ufak bir hatırlatma yapmak isterim. Kanalın var olmasını sağlayan ve benim de kullandığım bitto.com üzerinde bir hesabınız yoksa eğer aşağıdaki avantajlı kayıt linklerinden üye olup güvenilirliğini kanıtlamış, orta ve uzun vadede çok iyi yerlere gelme potansiyeli olan projelere kolayca yatırım yapabilirsiniz. Phantom'un teknik görünümüne dönecek olursak, önceki analizde bahsettiğimiz şekilde burada düşen bir kama yapısı var. Ve düşen kamalar genellikle yukarı kırmaya eğilimlidir. Önceki analizde fiyat 254 sent seviyesinin aşağısındayken bahsettiğimiz 257 bölgesinin üzerindeki günlük kapanışlarda sırasıyla 271 ve 290 bölgelerine denemelerden bahsetmiştik. Görülebildiği üzere sonrasında 290 bölgesine bir deneme gelmiş ve bugün tekrardan bu bölgenin denendiği söylenebilir. Burada Phantom'un pozitif yönde takibi için yine 291 bölgesi dikkatle takip edilmelidir. 291 bölgesinin üzerindeki gün kapanışlarında 321 bölgesi bizler için hedef konumunda. İlerleyişin devamında 349 ve 380 bölgeleri Phantom için hedef olarak kabul edilebilir. Ancak olası ilerleyişte dikkatinizi çekmek istediğim bir seviye var. Burada günlük periyotta Phantom grafiği incelendiğinde güçlü bir direnç olarak çalışma ihtimali olan bir seviyemiz var. Bu 19 Ağustos tarihinden beri kaybedilen MA Ribbon'un ve sat sinyalini koruyan süper trendimizin al sinyaline döneceği ve MA Ribbon'un da desteğinin kazanılacağı bölge olan 310 bölgesi olacaktır. 310 bölgesinden sert bir satış alma ihtimali var. Bu bölgeye dikkatli olmanızda fayda var. Negatiflikte ise benzer bir şekilde biraz önce bahsettiğimiz 291 bölgesi altındaki her 4 saatlik ve günlük kapanış bizleri 271 seviyelerine tekrardan çekebilir. Bu bölgenin kaybı durumunda ise destek olarak görebileceğimiz seviyeler ilk etapta 262, devamında ise 254 bölgesidir. Burada Bitcoin hareketlerini ve Phantom'un destek ve direnç seviyelerini yakından takip etmenizde fayda var. Ayrıca alım ve satımlarda kademeli alım ve kademeli satış stratejisine sadık kalmanız çok önemli. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.